Bu süreci yaşadığımız ilk günden beri söylediğim fikrimin ben hep arkasındayım. Türkiye'de ve dünyada salgın kontrol altına alınıp Sağlık Bakanlıkları, bilim kurulları izin verdiği sürece her türlü sportif müsabakanın sonuçlandırılması gerektiğini düşünen bir insanım ben. Bu manada Türkiye Futbol Federasyonu biliyorsunuz 2 gün önce bir açıklama yaptı ve Türkiye'de sadece Süper Lig'in değil, 2. Lig'in, bölgesel liglerin, bal liginin müsabakalara 12 Haziran'dan itibaren oynayabileceğini ve bu konuda bir plan ve stratejisi olduğunu belirtti. Ama tabii bunu belirtirken de son anda oluşacak olan herhangi bir aksaklıkta da bir geri dönüşüm mesajı da verdi. Şimdi bugün baktığınız zaman Avrupa'da da marka olmuş basketbol liglerinde de aynı uygulamayı görüyoruz. Şu anda İspanya ACB Ligi yeni bir plan ve strateji yaptı ve onay bekliyor bakanlıktan. Ama planı ve stratejisi hazır. Aynı şekilde Almanya Ligi bu şekilde bir plan ve strateji yaptı. İsrail Ligi de aynı şekilde bugün gelen bilgi doğrultusunda 20 Haziran'da ligi oynatacağını söylüyor. Şimdi ben böyle bir ortamda erken alınacak bir kararın bugüne kadar takımların, kulüplerin ortaya koymuş olduğu emeğe karşı olduğunu düşünüyorum ben. Burada bazı kulüplerin organizasyonlarını bitirmesi, oyuncularını yollaması, sözleşmelerini feshetmesi bence hiçbir şekilde kurumları bağlayıcı bir şey olmamalı. Keza Türkiye'de basketbol çok ciddi yatırımların yapıldığı, en azından bizim kulüp olarak çok ciddi bir yatırım yaptığımız ve çok değer verdiğimiz bir spor dalı. İzleyiciler için de son derece önemli bir spor dalı. Onun için kolay vazgeçmenin ben doğru olduğuna inanmıyorum. Bunu Türkiye Ligi'nin lideri bir takımın antrenör olarak da söylüyorum. Keza bir de bu sonlandırılırsa iki şekil var biliyorsunuz. Ya iptal edilecek veyahut da tescil edilecek. Ama ben bunların ikisinden de yana değilim. Bir plan, proje yapılıp liglerin başlayacağı tarih belirtilip, nasıl oynanacağı belirtilip ondan sonra da futbolun yaptığı gibi beklenmeli. Türkiye Basketbol Ligi'nin herhangi bir Türkiye'de değeri varsa ki ben olduğuna inanıyorum, bize bunu bugüne kadar belirttik. O zaman bugünden bunu sonlandırma planlarının yapılmasını son derece yanlış görüyorum. Bu hususta da böyle duyumlar alıyoruz. Hatta bugün de bir açıklama yapılacağı söyleniyor bu manada. Ben buna karşıyım. Bu benim şahsi fikrim. Tabii ki herkesin kendine göre bir fikri olabilir. Euroleague ile ilgili. Euroleague'le ilgili ben çok olumlu düşünüyorum. Euroleague keza bundan biliyorsunuz daha bir ay önce plan ve stratejisini açıkladı ve beklemeye geçti. 24 Mayıs'ta açıklayacak ve şu andaki gidişatı ben pozitif görüyorum. Bildiğiniz gibi Sırbistan hükümeti 18 takıma da güvence verdi. Bütün takımları karantinaya dahil etmeden ülkeye kabul edeceğini ve organizasyona hazır olduğunu belirtti. Keza Eurolig'in Litvanya ile ilgili çalışmaları yaptığını da biliyorum. Bir de daha önceden planlanan Köln'ün de bu hususta favori olduğunu düşünüyorum. Keza Almanya'da biliyorsunuz önümüzdeki hafta futbol ligleri başlıyor. Basketbol liginin de oynanacağı söyleniyor. Ben bu üç şehirden bir tanesinde yani Köln, Kaunas veya Belgrad'da Eurolig'in önceden planlanan şekilde sonlandırılacağını düşünüyorum. Sonuçta sahada hak eden sezonun vermiş olduğu emeğin karşılığını almalı. Euroleague'de çok ciddi bir organizasyon olarak bence bu konuda ilerlemesine devam ediyor. 24 Mayıs'ı bekliyoruz. Doğuş Balbay'ın dediği gibi biz bireysel olarak hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Gerek Euroleague olsun, gerekse Türkiye Ligi olsun, her iki tarafta da lideriz biliyorsunuz. Bugüne kadar hiçbir şekilde liglerin oynanmaması ve daha sonrasında da bizim lehimize tescil edilmesi için herhangi bir girişimde bulunmadık. Biz her iki kulvarda da bugüne kadar koymuş olduğumuz emeğin karşılığını sahada almak istiyoruz. Sahada oynayarak bitirmek istiyoruz. Tabii ki bunun sonucu
şampiyonluk olabilir, olmayabilir de. Sonuçta biliyorsunuz yani Euroleague'de plan dahilinde bizim sonuçta ilk dört işinde bitirmemiz garanti. Liderlik durumumuz tabii ki kalan altı maçın da bizim iki galibiyet farkta ciddi bir avantajımız var. Ama sonunda maçların bitişi sekizli final, dörtlü final ve final şeklinde sonuçlanacak. Biz maçların sahada bitirilmesini istiyoruz. Keza Türkiye Ligi'nde de geçen yılın şampiyonu olarak ve bu sezonunda lider olarak, şampiyonluğun en büyük adayı olarak da bugüne kadar bu konuda hiçbir girişimimiz olmadı. Hiçbir beyanatımız da olmadı. Biz lideriz. Bu lig oynanamaz. Tescil edilsin. Şampiyonluk ünvanı bize verilsin diye. Bir kere bu yılın şampiyonları sağlık çalışanları. O bir kere kesin. Yani bu yılın her branştaki en büyük şampiyonları doktorlarımız, hemşirelerimiz, bütün sağlık çalışanları. Ama sonuçta bu sahada, parkede bu kadar emek sarf eden bizler de şampiyonluğu sonuna kadar kovalamak istiyoruz. Sonumuza gelince biz herhangi bir şekilde bir girişimimiz olmadı. Ama sonuçta maçlar oynanmazsa da ben kurumların sezon boyunca ortaya konulan emeğin karşılığını hakkaniyetli bir şekilde verileceğini düşünüyorum. Aksini düşünmek bile istemiyorum. Şimdi de Demirören Haber Ajansı'ndan Ata Selçuk'la devam edeceğiz. Alper Yılmaz ve Ergin Ataman'a sorusu olacak. Buyurun Sayın Selçuk. Hocam, diyelim ki Türkiye Basketbol Federasyonu bir karar açıkladı ve dedi ki Haziran'ın ortasında aynı futbol gibi maçlar başlayacak. Sizin takımınız şu anda hazırlık anlamında ne noktada? Oyuncularınızla irtibat halindesiniz, bunu biliyorum. Oyuncular evde çalışmayla sizce yeteri kadar sağlıklı konumda kalabiliyor mu? Sizce Efes Haziran ayına hazır olabilecek mi? Teşekkür ederim. Şimdi futbolda olduğu gibi Haziran ayının ortası olarak bir planlama yapılırsa hazır olur tabii ki. Yani sonuçta 3-4 haftalık bir hazırlık periyoduyla %100 olmasa bile takımların maç oynayacak seviyeye geleceğini düşünüyorum ben. Keza şu anda oyuncular bazıları evlerinde, bazıları da işte kulüp tesislerinde o bilinç içerisinde profesyonel oyuncunun, çünkü sezon bitmedi şu anda. Yani sezonun bitmesi farklı. Sezon bittiği zaman oyuncu tatile gider. Hiçbir şekilde çalışmaz. Ondan sonraki sezon başlangıcında evet 4-5 haftalık bir hazırlık, ama sezon bitmedi şu anda ve her oyuncunun sanki sezon başlayacakmış gibi kendini hazır tutma gibi bir görevi var. Tabii ki bu belki %100 değil ama sonuçta oyuncuların şu anda %20, %30'larda fiziksel olarak kendilerini hazır tuttuklarını düşünüyorum ben. Kalan kısmında ben 3 veya 4 haftalık bir takım antrenmanları şeklinde hazırlanabileceğini düşünüyorum. Keza şu anda Avrupa'daki bazı liglerde ki yapılan stratejilere bakıldığı zaman da bu gözüküyor. Burada önemli olan, tekrar söylüyorum, ligin markasının, bu işe emek koyan herkesin, sporcular, antrenörler, kulüpler, sponsorlar, televizyon kuruluşları ve en önemlisi de spor severlerin burada değerini korumak. Ama tabii bütün bunlar biraz önce Alper'in söylediği gibi Sağlık Bakanlığı'nın, Bilim Kurulu'nun izin verdiği takdirde, ki ben yani futbol oynanıyorsa, futboldaki hele ki ikinci ligler, üçüncü ligler, bölgesel ligler çok zor şartlarda oynayacaklar belki bunu. Hele ki onlar oynanıyorsa, yani basketbolun en azından Süper Lig'in, Kadınlar Süper Lig'inin oynanmaması için bir sebep olduğunu düşünmüyorum. Yeter ki kontak kapatılmasın ve bu konuda çalışma ve strateji üretilsin. Şu ana kadar üretilmiş bir strateji kamuoyuyla paylaşılmadı açıkçası. Yani oynanırsa ne şekilde oynanacağı ile ilgili dahi benim Anadolu Efes antrenörü olarak herhangi bir bilgim yok. Sizlerin de bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin en kurumsal spor kulüplerinden değil, aynı zamanda dünyanın en kurumsal kulüplerinden birisi olduğunu düşünüyorum ve bunu da bizzat içinde yaşıyorum. Bu süreçle alakalı da sorunuzla ilgili de bu aynen bu şekilde cereyan etti. Biliyorsunuz Türkiye'de ligler 17 Mart'ta ertelendi.
Ve ondan sonra biz bir haftalık bir süre içerisinde gidişatı gözlemledik. Nereye gideceğini, ne zaman başlayabileceğini ve Türkiye'deki kısıtlamaların ne olduğunu. Ve bu bir haftalık süre içerisinde de sürekli oyuncularımızdan bir temas halindeydik. Ondan sonra oyuncularımızdan bizim edindiğimiz izlenim kendi evlerindeki çalışma şartlarının çok yeterli olmadığı. Çünkü sonuçta birçok yabancı oyuncumuz var ve bunlar çoğu apartman dairelerinde oturuyorlar. Onun için de kulüp tesislerinde çalışmak istediklerini, en azından orada basketboldan biraz önce Doğuş'un söylediği gibi haşır neşir olup hem vücutlarını sağlam tutup hem de psikolojik olarak da bu süreçten en az etkilenmek istediklerini söylediler. Biz de kulüp olarak gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık ve tüm hijyen koşullarını sağlayarak şu anda NBA'in bile yeni başlamış olduğu bir çalışma modelini biz bundan 5 hafta önce başlattık. Her oyuncu için ayrı bir top temin ettik. Her oyuncu için ayrı bir asistan koç temin ettik. Sahada sadece iki oyuncunun iki ayrı potalarda çalıştığı şekilde takımı gruplara böldük. Ve bu şekilde de onların için en önemli olan psikolojik desteği biz onlara bu şekilde vermiş olduk. Tabii ki yurt dışına giden oyuncularımızdan da sürekli olarak temas halindeyiz. Takip ediyorsunuz sürekli olarak bizim Instagram sayfamızdan, sosyal medya hesaplarımızdan onlarla sohbetler yaparak hem onların bu motivasyonunu hem de taraftarla oyuncu birlikteliğini, oyuncuyla kulüp birlikteliğini her gün biz devam ettiriyoruz. Bu konuda oyuncularımızın hep yanındayız. O açıdan burada da kurumsallık, spordaki kurumsallık adına dünyadaki lider kulüplerden biri olduğumuzu söyleyebilirim bu süreçte de. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun karar aşamasında ben gecikmiş olduğunu düşünmüyorum. Hatta bence değerlendirmekte bence son derece haklılar. Çünkü süreç her geçen gün değişebiliyor. Bakın şu anda Türkiye bir işte bir normalleşme sürecine giriyor farklı olarak. Türkiye'de işte alışveriş merkezleri açılıyor, mağazalar açılıyor. Birçok fabrikalar üretime geçiyor. Ama tabii ki hepsi kontrollü bir şekilde. O açıdan ben Basketbol Federasyonu'nun da bu gelişmeleri takip ettiğini düşünüyorum. Gecikme şurada olabilir. Diğer liglerde yapıldığı gibi bu lig oynanacağı takdirde ne şekilde oynanacağına dair bir plan program bugüne kadar görmedik. Bu da açıkçası sanki bir plan ve program üzerinde çalışılmıyor da tamamen zamanı geldiği zaman ligin sonlandırılması üzerine çalışılıyor gibi bir izlenim oluşturdu kamuoyunda. Bu konuda bir gecikme olduğunu evet söyleyebilirim. Keşke önümüzde bir plan program olsaydı da ondan sonra şartlar değiştiği zaman bunu değiştirilebilirdi. Şu anda en azından futbolun yaptığı gibi kendilerine güzel bir plan koydular ama Nihat Özdemir'in belirttiği gibi her şeyin başına da şimdilik ifadesini koydular. En azından kendi sporcularını, kendi camialarına bir heyecan kattılar. Ama basketbolda şu anda açıkçası Türkiye Ligi ile alakalı bu heyecanı görmüyorum. Sanki herkes kontağı kapadı, Türkiye Basketbol Ligi gitti gibi bir hava hakim şu anda maalesef Türkiye'deki basketbol camiasında. Biraz önce de konuştuk, Alper'in söylediği gibi artık bir süre yani bu aşı veyahut da kesin çözüm bir ilaç bulununcaya kadar bu virüs bizim hayatımızla birlikte iç içe yaşayacağız. Bunu yaşamayı öğreneceğiz. Şimdi olası bu tarz riskleri göz önüne alırsak o zaman bizim bu ülkede her şeyi kapatmamız lazım. Yani kontağı kapatıp hepimizin yatması lazım. Biz şu anda Fenerbahçe Kulübü'nde iki tane çalışan da pozitif görülmüş. Sonuçta yani pozitif olma toplumunda zaten bu söyleniyor. Yani toplam vakaların %80'inden fazlasının da toplumda dolaştığı söyleniyor. Bu gayet normal. Bakın bugün Almanya'da da biliyorsunuz geçtiğimiz hafta içerisinde test yapıldı ve futbol liglerinin başlamadan önce ve açıklanmadan önce 10 futbolcudan Almanya liglerinde 10 futbolcuda
pozitif çıktı. Bundan iki ya da üç gün sonra Almanya Başbakanı Merkel ülkede durumun normale gittiğini ve gerekli olan tüm tedbirlerin, tüm sağlık protokollerinin yapıldığını ve Almanya'nın bu konuda kendine güvendiğini belirtti ve 15 Mayıs'ta futbol liglerinin başlayacağı söylendi. Biz neden bu işleri bu kadar çok abartıyoruz? Bunu ben anlayamıyorum. Tabii ki hastalık maalesef herkes de olabiliyor. Bu konuda hastalanan herkese buradan geçmiş olsun dileklerimizi belirtiyoruz. Ama sonuçta da ülkenin de bir şekilde yoluna devam etmesi gerekiyor. Bu açıdan burada bence sporcuları ayırmanın çok da hakkaniyetli olmadığını düşünüyorum ben. Bugün fabrikalarda işçiler ülke ekonomisi için emek sarf ediyorsa, toplu taşıma araçlarında artık gitmeye başladıysa işlerine, mağaza çalışanları mağazalarda insanlara temas halinde hizmet vereceklerse ekmek için, o zaman bizler de spor sektöründeki çalışanlar da sonuçta bu işi biz amatörce yapmıyoruz. Bu işten bir gelir sağlıyoruz, bir hizmet veriyoruz ülkenin spor sektörüne. İşte bakın, Haziran ayının ortasında Türkiye'de turizm sektörü açılacak. Bütün oteller şu anda açılmak için bir takım plan ve programlar yapıyorlar. İnsanlar otellere gitmeye başlayacaklar, tatile gitmeye başlayacaklar. Ha, bütün bunlar değişebilir mi? Tabii ki değişebilir. Belki işler Allah korusun daha kötüye gitmeye başlarsa bütün bunlar durdurulur. Ama her sektör kendisine bir plan yaparken spor sektörünün ya biz oynamayacağız, biz çünkü çekiniyoruz demesinin ben doğru olmadığını düşünüyorum. Burada önemli olan kurumların protokolleri en ince ayrıntısına kadar yapmaları. Biraz önce belirttiğim gibi bugün dünyanın en ciddi ülkelerinden ekonomi olsun, sağlık olsun, spor olsun, Almanya'da bu işe başlanıyorsa ve bundan iki hafta sonra, yani 15 Mayıs'ta başlanıyorsa, bundan iki gün önce de 10 tane futbolcusunda yapılan testlerde pozitif çıkmasına rağmen onlar kuralları belirleyip bu işe başlıyorlarsa, bizim de Türkiye'de sporun başlamamız gerektiğini ben düşünüyorum. Tabii ki burada tekrar söylüyorum. Evet, belki kararları federasyonlar alıyordur. Ama federasyonlara da bu konuda mutlaka Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun da mutlaka tavsiyeleri oluyordur. Ama sonuçta bugün siz doktorlara bıraktığınız zaman belki iki sene boyunca sporu yasaklayabilirler. Yani spor yapılmasın diyebilirler. Sıfır risk. Evet, hep beraber kapatalım. Sporu kapatalım. Sıfır risk. Aşı çıkıncaya kadar, %100 ilaç bulununcaya kadar spor yapmayalım. Mağazalar kapansın. Üretim dursun. Ama ondan sonra ne olacak? Yani ülke ne olacak? Bugün sadece Türkiye değil ki. Bugün bütün dünyada bakıldığı zaman mantıklı bir şekilde normalleşmeye geçme süreci yaşanıyor. Bence burada spor da insanların yani insanları birleştiren sosyal bir olgu aynı zamanda. Bu konuda bu kadar konservatif olmamızı ben anlayamıyorum. Bugüne kadar yaratmış olduğumuz avantajı bir şekilde kaybedeceğiz. Çünkü sonuçta Final Four yolunda biz ilk dörde girmeyi daha haftalar öncesinden zaten garantilemiştik. Ve bu bize geçen yıl olduğu gibi bir playofflarda bir sağ avantajı verecekti. Tabii ki 8'li finalin tarafsız bir sahada tek maç üzerinden oynanacak olması yaratmış olduğumuz avantajın kaybolması manasına geliyor mu? Evet, geliyor. Ama biz kendimize güveniyoruz ve sezon boyunca da Euroleague'in en istikrarlı, en iyi basketbol oynayan takımı olduk. Deplasmanlardan bir hatırlarsanız biz üst üste 12 galibiyet çıkardık. Bu sene biz İspanya'da maç kaybetmedik. Moskova'yı yendik, CSKA Moskova'da. Yani 12 tane deplasmandan iyi basketbol oynayarak çıktık. Tabii ki Sinan Erdem'in atmosferi bizi çok daha pozitif etkiliyor ama sonuçta şartlar, bugünkü şartlar bunu gerektirecek. Ve biz de o 8'li finalde rakibimiz kim olursa olsun önce onu geçip o yoldan da şampiyonluğa gitmeye çalışacağız.